Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum Evet, az önce izleyicilerimize. Haberimizi izledik. Koronavirüs döneminde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bazı hastaların Türk ışın tedavi yöntemiyle kobay olarak kullanıldığını iddia ettiniz. Şöyle olayı çok kısa bir şekilde bizim ve izleyicilerimizin anlayacağı bir şekilde toparlayabilir misiniz? Hem vaktimizi de ekonomik olarak kullanmış oluruz. Zira soracağım sorular olacak. Şimdi ben niye kobay olarak kullandığını iddia ettim, bunu söyleyeyim. Evet. Herhangi bir onayı olmayan, dünya tıp literatüründe kullanılımına izin verilmeyen, herhangi bir faz çalışması, karşılaştırmalı çalışması olmayan, herhangi bir patent almayan bir cihazı bir insanda kullandığınız zaman otomatikman ona kobay diyebilirsin. Bu sanayide bir makine kullandığınız zaman o da bir denemedir. Bu bir deneme yapıldı yani. 27 Haziran tarih 26, 27 Haziran 2020'de Diyarbakır Havaalanı'na bir uçak iniyor. Bu uçakta bir profesör, 3 asistanı veya yardımcısı diyelim, 2 de sivil kişi var. Bunlar özel bir jet uçağı, yani bir yolcu uçağı değil, bayağı lüks bir jet. İçinden cihazlar çıkarılıyor ve bu cihazlar Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getiriliyor. Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi içerisinde yoğun bakım ünitesine yerleştiriliyor. Gelen bu ekip hastane yoğun bakımına giriyor. Oradaki COVID'li hastaları alıp bu cihazın kullanılan yöntemi üzerinden sözde hastaları tedavi etmeye çalışıyorlar. Şimdi bahsettikleri, Türk ışın adı verdikleri sistemde lazer beam denilen, bir ara Rusya'da birileri kullanmış ama Dünya Sağlık Örgütü veyahut herhangi bir bilimsel literatür veyahut herhangi bir araştırmayla test edilebilirliği kanıtlanmayan, herhangi bir başarısı ortaya konulamamış, literatürde yayınlanmamış, herhangi bir daha önce kullanımı olmayan bir cihaz. Goya hasta kanını alıyorsunuz, lazer ışınından geçiriyorsunuz ve lazer ışını sadece ve sadece COVID-19 virüsünü etkileyip onu öldürüyor ve tedavi ediyor. Bu iddia tabii. İddia ettiği şey bu. Tabii da. 3 gün boyunca bu hasta sahiplerinden izin alınmış mı alınmamış mı bilmiyorum ama benim öğrendiğim kadarıyla herhangi bir izin falan da yok burada. Yoğun bakımdaki hasta ile ilgili kimden izin alırsınız? Zaten hasta ölümcül bir hasta ve yanlarında herhangi bir hastanenin yerel doktoru yok. İlgili ana bilim dalı branşından kimse yok. Müdahale eden kimse yok. Bu şahıslar içeri giriyorlar. Bu cihazla, lazer cihazıyla bu hastaların kanlarını lazerden geçirip tedavi ettiklerini iddia ediyorlar. 3 gün kalıyorlar. Her 3 günde sabah gelip akşam aynı uçakla dönüyorlar. Cihazlar orada kalıyor. Ve en son 3. gün gelip diyorlar ki biz devletin üst kademesine biz bunu sunacağız. Bunun için bir basın toplantısı yapalım. Hastanenin önünde yerel basını, ulusal basını, Anadolu Ajansı'ndan tutun bütün ulusal kanalları, devlet kanallarını çağırıp biz lazer ışın adı verdiğimiz tedavi yöntemiyle Diyarbakır'da bir hasta iyileştirdik diyor. Peki Gazi Üniversitesi'nde bir hoca, ana bilim dalı başkanı profesör, siz o cihazı test etmek için, bir hasta üzerinde test etmek için neden bir özel uçakla Diyarbakır'a geliyorsunuz? Neden özel uçakla 3 defa gidip geliyorsunuz? Neden Diyarbakır'daki bir hasta üzerinde deniyorsunuz? Madem böyle bir ilacın test edilmesi gerekiyor, o zaman siz Gazi Üniversitesi'nin hastanesinde, ki o dönem bütün hastaneler pandemi hastanesiydi, oradaki bir hasta üzerinde deneyin ve çıkın deyin ki ben başarılı oldum. Ama Diyarbakır'a geliş nedenleri şu: o cihazı kendi hastanesinde kullanamazdı. Neden çünkü peki? Kendi hastanesinde kullanamazdı çünkü literatürde olmayan bir cihaz, çünkü başarısı kanıtlanmamış bir cihaz, daha önce denenmemiş bir cihaz ve kullanımı yasak bir cihaz. Yasak derken yani patenti, onayı, hayvan deneyi, çalışması, literatürde herhangi bir yayını olmayan bir cihaz. Siz o zaman ne yaparsınız? İlişkilerle diyalog kurabildiniz. Herhangi bir hastanenin baş hekimini ve sağlık müdürünü aratırsınız. Ya işte bizim çocuklar gelsin orada şu cihazı bir bakın, bir hasta üzerinde deneyelim, sonuçlarını biz değerlendirelim dersiniz. Benim orada doktorlardan aldığım bilgi şu: o cihaz
SGK'ya veyahut da Sağlık Bakanlığı'na verilmek isteniyor. Ama bununla ilgili herhangi bir belge yok. Kullanım alanına dair Sağlık Bakanlığı'na SGK verebilecekleri bir işte deney yok. Biz bunu nerede kullandık, nasıl yaptık, onunla ilgili herhangi kimse bir belge istemiş kendilerinden herhalde. Onlar da nereye gidelim? En iyisi Diyarbakır'a gidelim. Nasıl olsa Diyarbakır'da insanların ölümü kolay, rahat, ucuz. Kimse de hesap sormuyor. Başhekim de sıkıntı çıkarmıyor. Sağlık müdürü sıkıntı çıkarmıyor. O zaman gelelim, bunu orada yapalım ve çıkıp Türkiye'ye duyuralım. Ve bu gizli bir şekilde yapılmıyor. Aleni yapılıyor. Basın açıklamasıyla bütün Türkiye'ye duyuruyorlar. Biz bunu başardık diyorlar. Ve bunu hala linklerde, YouTube'larda, X'lerde, her yerde bunların linkleri var. Bunların haberleri duruyor orada. Peki ben soruyorum. Yani herhangi bir kanıtlanmış bir özelliği olmayan, tıp literatürüne geçmemiş, patenti olmayan, dünyada hiçbir şey uygulanmayan bir cihazı gelip COVID hastalarını, bir de uyguladığınız COVID hastalarının da üzerinde başarılı olup olmadığını bilmek için onların klasik tedavilerini kesmeniz gerekiyor. O tedaviyi kestiriyorsunuz önce, bunu uyguluyorsunuz. Peki pandemi kurulu var. Pandemi kurulunda Ercüment Hoca var, Alpay Hoca var. Benim branşım değil. Siz onlardan, kuruldan onay aldınız mı bunu uygulamak için? Biz de tam Sağlık bunu soracaktık. Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldık. Sayın Ekinci, biz de tam bunu soracaktık. Pandemi kurulunun onayı var mı? Bu cihazla ilgili olarak. Pandemi kurulu böyle bir cihaza onay vermez. Vermişse pandemi kurulu da suç işlemiştir. Çünkü dünya literatüründe geçmeyen, herhangi bir şekilde esamesi dahi okunmayan, lazer bir denilen bir yöntem, ucube bir yöntem, herhangi bir garantisi yok, kullanım alanı yok, başarısı yok. Sadece Diyarbakır'da denenmiş ve bir daha üstü kapatılıp açılmamış bir mesele bu. Ama olan ortada, hayatlarıyla, bu denemeden hayatlarıyla bedel ödeyen insanlarımız var, aileleri var. Tabii kimse bilmiyor bunu. Orada olup bitenden kimsenin haberi yok. Sanki gelinmiş de bir son kez bir çare olarak bir cihaz denenmiş gibi sunulmuş o dönem. Ama öyle bir şey yok. Bu bilinçli olarak cihazın kullanabilirliğini tasdik etmek üzere belge amaçlı getirmişler. Ve 3 gün boyunca o jetin masrafını kim ödemiş? O jetle, jet ticari bir şirkete ait bir jet bu. Evet. Bakanlığa ait bir uçak değil. Bakanlığa aitse, bakanlık da bu işin içindeyse o zaman işin boyutu farklı alanlara çekilir. Nitekim meclise bu soru önergesi olarak bugün iletilmiş durumda. Bir komisyon kurulup bunun incelenmesi lazım. Bu hak sahipsiz değil. Biz bunu kabul etmiyoruz. Peki Sayın Ekinci, bu arada bir şey sormak istiyorum. Az önce gerçi açıkladınız ama belki biraz daha kafamız açılması açısından önemli olabilir. Dünyada koronavirüs döneminde ve daha sonrasında böyle bir yöntemde tedavi girişiminde bulunan bilim insanları var mı acaba? Avrupa'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde. Yani bizim bildiğimiz klasik yöntemler dışında, ilaç tedavisi dışında. Yani ışın tedavisi koronavirüs. Ben hiç duymadım. Biliyorsunuz bu virüs hastalıklarıyla ilgili değişik çareler aranıyor. Herkes bir yöntem geliştirmeye çalışıyor. Tabii bunların bu cihazın kullanılma aşamasına gelmesi için bir sürü deneyden geçmesi lazım. 3-4 yıllık bir periyotları var bunun. Karşılaştırmalı çalışmaları olması lazım. Faz çalışmalarının olması lazım. Hayvanlarda denenmesi lazım. Hayvan deneyi sonuçlarının açıklanması lazım. Ondan sonra böyle bir kanaate varılması gerekiyor. Dünyada herhangi bir yerde kullandığına dair benim bir bilgi sahibi değilim bu konuda. Rusya'da bir yerde lazer beam diye bir cihaz kullanılmış, buna benzer bir şey ama koronavirüsle ilgili değil. Çünkü bir sürü virüs hastalıkları var. İşte HIV'de, HIV'le diğer hastalıklarla ilgili, varyantlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ama bu hiçbir dünya literatüründe kabul edilmemiş, Türkiye'deki pandemi kurulunca da onay almamış, hiçbir şekilde kullanmasına izin verilmemiş bir yöntem ve bir cihaz ve bu Diyarbakır'da uygulandı. Yani vahamet burada. Yani aslında hiçbir bilimsel karşılığı olmayan, rasyonel olmayan, akılcı olmayan bir yöntemde tamamıyla ticari kaygılar üzerinden yapıldığını söylemek yanlış olmayacak Sayın Ekinci. Peki bir sorum da